Konsantrasyon azalıyor, yorgunluk hissediyor, baş dönmesine neden oluyor. Vücut yeterli miktarda su almadığı takdirde bazı hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. İnsanoğlunun en önemli yaşam kaynağı su. Ancak yeteri kadar alınmadığında tıpkı böbrek taşlarında olduğu gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Tabii ki su denilince ilk akla gelen böbrek sağlığı oluyor. Böbreğimizin de kanımızı süzmesi için belli bir su miktarına ihtiyacı var. Günlük ortalama buçuk litre idrar çıkartabilirsek vücuttaki metabolikleri atabiliyoruz. Ama bu idrar miktarı 500'e düştüğü zaman metabolikleri atamaz ve üremi dediğimiz yani kandaki ürenin yükselmesi durumu oluşabilir. Bu da beyin sağlığından itibaren kalp sağlığı, kas sağlığı birçok organımıza kötü etki eder. Gündelik hayatta da vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması için bilinçli şekilde sıvı tüketilmesi gerekiyor. En sağlıklı sıvıların başında ise su geliyor. Mutlaka her yemekte yemekle beraber su tüketilmesi, ikincisi sıcak havalarda su alımının arttırılması, soğuk havalarda gene çok fark etmez. Zaten vücut bize her zaman söyler. Sen susadın, sen efendime söyleyeyim daha çok su içtin artık su içme bunları her zaman söylüyor ama çay içtik diye kendimizi kandırmayalım. Özellikle hani kola, meyve suyu gibi şeyleri hiçbir şekilde su olarak kabul etmiyoruz. Sağlıklı su tüketimini vücudumuzdan çıkan idrardan da anlayabiliyoruz. Üroloji uzmanı Mitat Kıvrağ'a göre gündelik hayatımızda tükettiğimiz su sağlıklı bir birey olduğumuzun da kanıtı. İdrar ne çok sarı ne çok beyaz olmalı. Çok beyaz olduğu zaman biz bunu şöyle düşünüyoruz. İdrar dansitesi yani yoğunluğu azalmış idrar olarak bakıyoruz. Bu hastanın çok su tükettiğine delalet edebilir. Veyahut da o dediğim ilk başta bahsettiğim hastalıklara delalet edebilir. İkincisi çok koyu idrar. Zaten hastalarda idrar da yanar. Çok koyu idrar olduğu zaman bu tamamen sıvı eksikliğini gösteren bir durumdur. Veyahut da böbrek etmezliğin zamanlarda da olabiliyor. Ama buradaki asıl mevzu idrar miktarının yaklaşık bir buçuk litre olması. Sağlıklı bir hastadan bahsediyor. Bu süreçte vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı tüketimi başka gıdalarla da desteklenebilir. Toplumumuzda şöyle bir şey var. Ben günde zaten 20 bardak çay içiyorum. Veyahut da ben kahveyi çok seviyorum. Çok fazla sıvı alıyorum. Ha, yani su da bir bardak anca içebiliyorum diyor hastalar. Tabii ki o da bir sıvı. Sonuçta çayın içine koyduğumuz bir dem, koyuyoruz. O şey çayın yüzde 99'u aslında realitede baktığın zaman su gibi olabiliyor ama suyun kalitesi değişiyor. Bizim istediğimiz şu aldığı sıvı miktarını yaklaşık üçte bir veya da dörtte ikisini su olarak alması, geri kalan dörtte birini çay veya da kahve gibi gıdalarla alması ki bunları da hani çaydan bahsetmiyorum ama kahvenin aşırı tüketilmemesi lazım diğer sağlık problemleri nedeniyle. Dörtte birisi zaten yediğimiz şey sebzeler, meyveler onlarla beraber alınmasını tavsiye ediyoruz. En dengeli sıvı alımı bu şekilde oluyor. <laughs>